Merhaba arkadaşlar. Nartest TV YouTube sayfamıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Zeynep öğretmen. Nartest Prestij Soru Bankası'nın veri analizi ünitesinin birinci testiyle çözümlerimize devam ediyoruz. Şimdi bir firmanın dört farklı birinci soruya bakalım bir. Bir firmanın dört farklı ürün için 2017 ve 2018 yıllarındaki toplam satış miktarları grafikte verilmiş. Şimdi bunu bir sütun grafiğine dökecek olursak ya da şöyle bir kaba taslak çetele tutacak olursak birazcık büyütelim. Hatta şöyle de çizebiliriz ya direkt. Yerimiz az olduğu için tasarruflu kullanalım. A, B, C, D ürünleri. Şöyle iki satırlık bir tablo yapacağız. Şöyle 2017, 2018 şimdi. Şimdi A ürünü 2017 yılında 2017 turuncu. Kaç bin satılmış? 60. Binlerini yazmamıza gerek yok. 2018 yılında kaç bin satılmış? Şöyle bakarsak 2018'de kaç tane satılmış bakacak olursak şurası 70 bin. B ürünü 2017 yılında 80 bin. 2018 yılında 60 bin. C ürünü de 2017 yılında 30 bin. 2018 yılında 50 bin. D ürünü de 2017'de 30 bin. 2018'de 20 bin. Toplamda bunların toplamını da şöyle bulacak olursak toplam 140 60 daha 200 130 70 daha 200. Şimdi öncüllere bakacak olursak artık büyütebiliriz. Tablomuz önümüzde olduğu için. Satılan toplam ürün miktarı 2018 yılında 2017 yılına göre artmış. Hayır, 2017'de de 2017'de de 200, 2018'de de toplam 200 ürün satılmış. Dolayısıyla birinci öncül yanlış. İkinci öncüle bakalım. C ürününün satış miktarı A ürüne göre daha fazla artmıştır. A ürünü 10 artmış, C ürünü 20 artmış. Doğru. 2017 yılında C ve D ürünlerinin satış miktarı aynı olmuştur. 2017'de C ve D'nin satış miktarı aynı olmuş. Evet, doğru. Şurada gördüğünüz gibi 2017'de C 30, D'de 30. Dolayısıyla 2 ve 3. öncüllerimiz doğru, cevap B. Şimdi A ve C ürünlerinin 2007 yılı satış miktarı. 2007 yılı satış miktarı. B ve D ürünlerinin 2017 yılı satış miktarı. B ve D ürünlerinin 2018 yılı satış miktarına göre kaç bin adet daha fazladır? A ve C ürünlerinin 2017 yılı satış miktarı kaç? 60'a 30 ne yapar toplarsak? Şurası 90 bin yapar.
B ve D ürünlerin 2018 yılı satış miktarı. Farklı bir kalemle gösterelim onu da. B 2018'de 60 bin satmış. D 2018'de 20 bin satmış. Toplamda 80 bin adet satmış. Bunları çıkarırsak da 10 bin yapar. 90 bin eksi 80 bin eşittir 10 bin adet daha fazladır. Cevap A seçeneği. Devam edelim. Bir kafede satılan sıcak ve soğuk içecek miktarları aşağıda. Soğuk içecekler mavi, sıcak içecekler kırmızı. Buna göre pazartesi ve salı günü satılan toplam ürün miktarı eşit. Pazartesi toplam ürün miktarı ne kadar? 150, 170 daha 320. Şöyle ne kadar? Pazartesi. Biraz büyütürsek. Pazartesi 320 ürün. 170, 150 daha. Salı günü 160, 160, 320 ürün. Doğru. Birinci öncül. Doğru. Pazartesinden itibaren hafta boyunca toplam satış miktarı hiç azalmamıştır. Doğru. Diğerlerine de bakalım. Çarşambaya da bakalım. 170, 160 daha toplam 330 ürün. Perşembe günü 170, 170, 340 ürün. Cuma günü 160, 180, 340 ürün. Cumartesi günü ve pazar günü. Cumartesi günü 220, 210, 430. Pazar günü de 470. Cumartesi 430 ürün. Pazar günü de 470 ürün. Şimdi. Evet, pazartesiden itibaren hafta boyunca toplam satış miktarı hiç azalmamış. Ya sabit kalmış ya da artmış. Bu da doğru. Hafta içi en fazla sıcak içeceğin satıldığı gün cuma, hafta sonu en fazla soğuk içeceğin satıldığı gün cumartesi olmuş. Hafta içi en fazla sıcak içecek turuncuyla. Hafta içine baktığımız zaman evet cuma günü. Bu doğru. Hafta sonu en fazla soğuk içeceğin satıldığı gün maviler. Hafta sonu en fazla soğuk içecek pazar günü satılmış. Şurada gördüğünüz üzere. Pazar günü satılmış en fazla 230. Bu yanlış olduğu için bu öncül yanlış. Yani cevap 1 ve 2 doğru, A seçeneği. Devam edelim ikinci soruyla. Gün içerisinde satılan soğuk içecek miktarına göre sıcak içeceklerin fazla olduğu gün sayısı. X soğuk içeceklerin fazla olduğu gün sayısı, Y ise X üssü Y eksi Y üssü X. Gün içerisinde satılan soğuk içeceklerin miktarına göre sıcak içeceklerin fazla olduğu gün. Şimdi sıcağın soğuktan fazla olduğu gün bir pazartesi var. Şöyle yaparsak. Şurası x, x için ne var? Pazartesi. Bir de cuma var. Bir de pazar. Pazartesi, cuma ve pazar olmak üzere 3 gün, yani x eşittir 3. Y içinde soğuk içeceklerin sayısının fazla olduğu gün hangileri? Çarşamba, bir de cumartesi.
Bir de cumartesi, yani Y'de 2 gün, X üssü Y eksi Y üssü X'i istiyor. X kaç? 3 üssü 2 eksi Y kaç? 2 üssü 3. Ne yapar? 3 üssü 2 9, 2 üssü 3 8. Ne olur? 1 olur. Cevabımız D seçeneğidir.